Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Bu öndürlerle adalanmış oldum, kurularımı halledeceğim. Bunları bugün haşlayıp buzluğa koymam gerekiyor. Allah'tan geçen seneki gibi çok fazla kuru almadım. Geçen sene bayağı fazla kuru almıştım. Ama bu sene fazla almadım. Zaten mahsul de yok dediydi Leyla. Her geçen sene mahsul sayısı, mahsul oranı azalıyor arkadaşlar. Geçen sene bir tık iyiydi, bu sene daha da az. Leyla diyor ki seneye diyor ne olacak hiç ama hiç bilmiyorum diyor. Ama ondan önceki senelerde bola döküm kuru vardı Leyla'larda. Çok güzel. Acırından tutun kabağına kadar hepsinden şöyle alayım şu poşetleri şöyle geri çıkayım de sağa sola da çarptırmak da istemiyorum, kuruları kırıp çatlatmak da istemiyorum. Geçen senelerde var ya çok güzel kurular vardı. Kabağından tutun acırına kadar, patlıcanına kadar, acı ve tatlı biberine kadar ki bu sene acı biber dahi olmamış düşünün. Doğru düzgün acı biber çıkmadı belgede de kabak hiç yokmuş. Kabak sadece bir dizi getirmiş, o da bir dizi bile değil. Ay. Dün getirmiş olduğu kabağı saydı, içinde toplamda kaç tane çıktı? 40 tane çıktı arkadaşlar, çok fazla da çıkmadı. Tencereyi dindireyim ben aşağıya. Kurularımı kaynatacağım. Şöyle dursun abi. Bu poşette Özgür ablacığımın kurları var. Özgür ablamın kurularını da haşlayıp poşetleyip buzluğuma kaldıracağım ki geldiği zaman kendisine teslim edeceğim. İnşallah ayın 20'si gibi, 20'sine kadar Özgür abla geleceğim dedi. Ayın 20'sine kadar tutarsak ne olur? Leyla yavaş yavaş kurlar da yumuşamaya başladı. Belgin dedi kurtlanır dedi. Antalya havasında dedi çok fazla dedi. Dışarıda bekletmeyi dedi. Buzluğa yani haşlayıp buzluğunuzda kaldırın dedi. O yüzden Özgür ablacığımınkini de haşlayıp buzluğa kaldıracağım. Onun peşinde şöyle bir ayayım. İlk önce kendi kurularımı bir ayarlayacağım. Geçen senelerdeki yaptığım gibi 12 tane koyacağım arkadaşlar. 12'şer tane koyduğum zaman hepsinden eşit bir şekilde. 3'er tane, 4'er tane koyduğum şekilde koyarak da 13 tane dolmalık kuru koyacağım. O bize yetiyor. Yani fazla bir misafirim olduğu zaman, misafir çıkan zaman 2 paket ya da 3 paket çıkartabiliyorum. Bu şekilde var. Toplamda yine 4 çeşit var. Patlıcan var, acur var, tatlı biber var, acı biber var, acurdan, tatlı biberden ve patlıcandan 5'er dizi var. Tatlı bir acı biberden de 4 dizi var. Evet. Toplamda 19 dizi. Bu şekilde kaldırayım şu şekilde. Patlıcanların rengine bakar mısınız? Çok güzel. Hele kokusu muhteşem. Ben kuru dolmayı sevmiyorum. Çok fazla bir hiç yemiyorum arkadaşlar ama çocuklar yedi içecek ve gelen misafirlerime ikram ettim. O yüzden alıyorum ve seviyorum. Yapmayı geçen sene kurunun dizisi 110 ile 120 TL arasında değişiyordu arkadaşlar. Bu sene biz kurunun dizisini 225 liradan aldık. Hani diyebilirsiniz ki belgin biraz pahalı değil mi diye. Evet birazcık pahalı olabilir ama hem bildiğiniz yerden, güvendiğiniz yerden alıyorsunuz zaten şey değil. Ama zaten de her şey çok pahalı. Baksana da. Bunlar acılar. Biz de Leyla'yla salçayı da konuştuk. Belki bu sene salça çıkmayabilir belgede de. Çünkü hiç dedi biber yoktu. Doğru biber olmadı dedi. Zaten salça biliyorsunuz ki Kasım. Bu salçalar hazırlanmış oluyor ama inşallah olur dedi. Şu anda bahçemizde de doğru söyledi biber yok dedi.
Dışarıdan da çok fazla almak istemiyorlar açıkçası. Aldıkları zaman tabii ki de maliyet artıyor. Kendi bahçelerinden olsa 3 liraya satacakları biber salçasını dışarıdan biber aldıkları zaman, pazardan ya da halden artık nerede alıyorsa alıyorlar artık oralardan biber aldıkları zaman tabii ki de bu maliyet 4'e 5'e çıkıyor. Şey gösteriyorum. Bakalım inşallah olur. Evet. Bu sene de diyor bahçede çok fazla diyor mahsul olmadı diyor. Sıcaklardan arkadaşlar inanılmaz derece çok sıcak. Geçen seneye sıcak diyorduk, bu sene daha da bir artı bir sıcak yaptı ki bu önümüzdeki seneyi düşünmek bile istemiyorum. Şurada şu boyutları kaldırayım. Tamam. Bu şekilde karabiberle limon tuzu aldım. Limon tuzumu ve karabiberim ben Antep'ten Leyla'dan istedim arkadaşlar. Antep'ten Leyla getiriyor bana. Yarım şarkı kilo aldığım zaman koca bir sene boyunca bana yetiyor. Bir de karabiber çok güzel. İnan eti çok güzel. Karabiberin bir kokusu var. Biliyorsunuz karabiberi kokladığın zaman insan böyle bir hapşırtır, böyle bir burnu gıdıklandırır, gıcıklandırır. Ya yani aynı o şekilde çok güzel ama karabiber dedi.
15, 10, 15, 20, 25, 30, 33. Sonunda kırıların sonuna geldim arkadaşlar. İş bitimine yakın var ya, iyice insan var ya, dağınık çalışıyor var ya, şey yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hızlı hızlı bir şekilde bitirebilmek için var ya, acele ediyorum. Benim, kaç çıktı ya? 43 çıktı herhalde. 43 tane arkadaşlar, 43 paket kurum çıktı Özgür ablacığımın da. Ya benim ya 43 ya 47, tam olarak hatırlayamıyorum şu an ama Özgür ablacığımın da 33 paket kurusu çıktı. Bunlar Özgür ablanın, hepsi benim değil. Şu kısım komple Özgür ablanın, şu da ait. Sadece şurası bana ait. Dediğim gibi Özgür ablacığım ayın 20'si gibi geleceğinden dolayı kurutlarını buzlatmam gerekiyor, kurular kurtlanmasın. Saat 11'de başladım işe arkadaşlar. Saat kaç oldu sizlere de göstereyim mi? Saat 4'e 5 var bakın. 15.55. İlk başta başladım herhalde şöyle bir 2 saate falan bitiririm diye tahmin ediyordum ama yok. Bitmedi daha var ya, mutfağı toparlayacağım. Arka tarafı darmadım o benim. Şuraya bakar mısınız bakın. Ne kadar derli toplu çalışıyorum değil mi? Ay yoruldum Mehmet, yoruldum. Yani ki. Hakan Özel eğitimden sonra kreşe bıraktım. Nihal ablacığıma uğradım. Orada bir Türk kahvesi içtim. Hani işim bitsin, işimi halledim. Ondan sonra yemek yiyeyim dedim. Yemek bile yemedim. Ben kahvaltı bile yapmadım. Yoruldum Mehmet, yoruldum. Ama değdi mi değdi. Işıklarımız sadece bir biber salçalarımız kaldı. İnşallah biber salçalarımız da yaparlarsa Leyla'cığımın annesi. İşlerimiz bitmiştir artık. Oluyor. Şunları kesin fazlalıkları. Kestik de daha iyi. Koca bir bölümümüzde bunu almıştık. Telefonda Leyla'yla da konuştum. O da başlayacakmış. Saat kaç gibi konuştuk en son Leyla'yla? Manışçığımla saat 1'de konuşmuşuz. Aynen. Ben de Leyla, Manış Leyla diye kattım. Biz ona Manışçığım diyoruz. O da başladıysa daha devam ediyoruz. Şimdi hemen Özgür ablacığımın kileri bir poşete koyacağım. Aslında buzdolabı poşetinde 2-3 buzdolabı poşetine koyup öyle buzdolabı koyacağım. Maksat Özgür ablanın olduğu belli olsun şu şekilde. Buzluğa konacak, karışmasın. Ha karışsa bir şey olacak mı? Yok, hiçbir şey olmaz. Ne Özgür ablacığımdan bana hak, ne de benden Özgür ablacığıma hak geçmeyeceği için olsun. Yine de ayıralım. Bugün bütün günümüz mutfakta geçti diyebilirsiniz. Belki hocam bir videoyu sadece kuruyla kapattım deseniz gerçekten haklısınız, inanın ki. Ama zaten bizler de sizleri de çekiyoruz. Günlük evimizde, yaşantımızda neler yapıyorsak günlük rutinimizi çekmeye çalışıyoruz. Tabii ki de seven arkadaşlarımız da var, sevmeyenler de var. Çok sıkıcı videolar çekiyorsun diyenler de var ama biz ne yapıyoruz? Biz günlük evimizde nasıl bir yaşantımız varsa, günlük rutinimiz neyse
sıkıntımızı, sevincimizi, her şeyimizi sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Ha, arada değişiklik olsun diye oraya buraya gidiyor muyuz? Evet, gidiyoruz. Hem sizler için çekim yapıyoruz, yani hem sizler için çekim yapıyoruz demeyin de, hem gittiğimiz yerlerde çekim yapıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Hem de kendi işlerimizi hallediyoruz arkadaşlar. Evet, dediğiniz gibi bugün koca bir günüm. Saat oldu 4:30. Rabbim şifasını versin ya Rabbim. Şu ambulans sesleri duydukça gerçekten insan böyle göğsü daralıyor. Yani ki. Evet, bugün koca bir günümüz. Ne diyorduk? Şeyle geçirdik. Kuruyla geçirdik, haklısınız. Yoruldum, yoruldum. Mutfağı topardım, yıkadım, sildim, yerleştirdim. Hepsinin yerine saat 4:30-5'e doğru geliyor. Çocukların yemeğini hazırladım. Aslında bugün var ya, kuru yapmak gerekiyordu. Dolma ama. Dünden ben kırmızı mercimek ıslamıştım. Akşama çorbasını yapayım diye. Daha tablolarla beraber dışarıya çıkınca, dışarı çıkmışken de zaten yemek yedik. Mercimeğim o şekilde kaldıydı. Bugüne kısmet bir şey oldu. Şimdi bugün de bekletip de yarın da atarsam bu sefer olmayacak. Zaten dünden beri suda bekliyordu. O yüzden mercimeğimi yapayım dedim. Biliyorsunuz ki yaz ayı boyunca, koca bir yaz boyunca çocuklarımıza sürekli olarak hep böyle kuru gıdalarla besledikten çok fazla sulu yemekler yemediler. Sıcaklardan dolayı canları istemedi. Tabii haklı olarak da insanlar daha böyle hafif, böyle şey, sıcak olmayan yemekleri herhalde. Genelde ne yaptık? Makarna yaptık. Pilav, makarna çeşitleri, tavuk, o bu, hep bunlarla geçirdik. Bugün de bari çoğmazsa çocukların midesine şöyle sulu bir yemek yesin dedim. Biz. Ezan bakımına bir iş yaptım da. Ezanlarımız hiç dinlemesin arkadaşlar. Rabbim hepimize ezan sesini duymayı, dinlemeyi her zaman için nasip etsin. Gurbet ellerde olsanız bile her zaman için ezan sesini duymayı nasip etsin Rabbim sizlere. Ezan okunurken de ben de düdüklüğün kapağını açtım. Çorbamın içinde ama ne var? Bu sefer birazcık vitaminli yaptım. Kırmızı mercimek yaptım arkadaşlar. İçinde karnabaharım, brokolim, havucum ve tavuk suyum var. Gerçekten hep sürekli olarak koca bir yazı aparatiflerle geçirdiğimiz için bu şekilde sağlıklı bir şeyler çocuklarımıza tutmamız lazım ki ortalıkta sağlığım var. Nihal ablacığımla az önce tekrardan konuştum. Sabah gittiğimde iyiydi. Bir şey yoktu, bir sıkıntısı yoktu. Yani biraz daha toparlanmış gözüküyordu açıkçası. Teraflı vermiştim. Teraflı kullandıydı. Ama şimdi bana tekrardan bir telefon açtı. Saat 2-2.30 gibiydi galiba. Telefon açtığında çok kötü olmuş. Tekrardan yatıyormuş. Hiç iyi değilim belki dedi. Bu salgın Nihal abla inanılmaz derecede çok kötü salladı diyebilirim yani etkilerden. Benim uzunda her zaman için çorbalık sebzeliklerim böyle bulunur arkadaşlar. Hepsini böyle küçük küçük ayırmışımdır. Çorba yapacağım zaman içine bir iki tane mutlaka atarım ki sebzeyi çok fazla sevmiyorlar ama hiç olmazsa vitaminli bir şekilde ya çorbadan ya oradan ya buradan. Almalar için zaten elimizden geleni yapıyoruz. İsmail! Çorbamı 3-4 dakikadan şöyle bir kaynatayım, bir şöyle bir özlesin. İsmail'le beraber dışarıya çıkalım, markete gidelim. Vallahi İsmail de bana yardımcı olmasaydı benim işim bitmeyecekti. Bu sağ olsun, Allah razı olsun. İki makine çamaşırımı benim katladı. Allah razı olsun. Evet, katlar benim oğlum yapar. Bak bazı arkadaşlar şey diyorlar İsmail'cim. İsmail ütü mü yapıyor diyorlar ama ütü yapmıyor İsmail. Evet, çamaşır konusunda bana yardımcı oluyor. Bulaşık makinesini boşaltırken yardımcı oluyor. Evi toplayacağımız zaman sağ sol toplarken tabii ki de yardımcı oluyor. Hepsinde yardımcı oluyor sağ olsun ama ütü yapmıyor. İlerleyen zamanlarda ütü de yapar mı? Öğretirim, yapsın. Yani bir şey olur, üniversiteye gidecek olur. Üniversiteye gitmesi ve el ekmek tuttuğu zaman kendi evine çıkmak isteyecek. Ya da evlendiği zaman eşine, hanımına yardım etmesi gerekiyor. Sadece bu işleri kadınlar yapmaz, hanımlar yapmaz. Erkeklerin de yapması gerekiyor ki şu zamanda bir erkeğin çalışma sıra zaten bir ev kesinlikle geçirmiyor. Karı koca çalışması gerekiyor ki İsmail'i şimdiden ben bunları alıştırıyorum. Ha, İsmail yaşı ufak mı? Evet, 12 yaşında. İsmail bunu 1-2 sene önceden başladı zaten bize yardımcı olmaya.
Şimdiden çocuğa aşılarsanız bunun normal bir şey olduğunu zaten çocuğa gösterirsiniz. İlerleyen yaşlarda çocuk bunu garipsemez. Ama 18-19 yaşında siz bu çocuğa iş öğretmeye çalışırsanız onu garipser. Ben niye yapıyorum ki der ve yapmamaya şey yapar. Ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda ütüyü de gösterir. Ama yapar ya. Yapıyor. Ütü yapıyor mu? Hayır, ütü yapmıyor. Ütü diyorum anneciğim, hani ütüyü de öğrenirsin, yaparsın yani. Dediğim gibi yani üniversiteye gider, kendi evine çıkmak ister, evlendiği zaman hanımına yardım eder. Her şey olabilir bu hayatta. Belki benim başıma bir şey gelir. Hastalanırım, yatak şey yaparım, yatarım yani, kalkamam. Allah geçimden versin. Hakkı Rabbim. Neyse İsmail, şimdi çorbayı 5-10 dakikada kaynatayım. Senle şimdi bir markete gidelim, süt alalım, yoğurt alalım. Zaten saat 5'e geliyor. Onları aldıktan sonra sen onları al eve gel. Ben de Hakan alıp eve gelim. Çünkü Hakan'la BİM'e girmek istemiyorum. Hakan'la BİM'e girdiğimiz zaman nefes alamıyorum bazen. Nereye gideceğiz ki? Şuradaki BİM'e yok mu bu aynı kazaya doğru giderken? Oradaki BİM'e gideceğiz. Hani şuraya gideceğiz. Tuz attın mıydı ben buna ya? Tuz atmadım galiba. Hatırlamıyorum. Yapma. Anam hiç tuz atmamışım. Sıfır tuz. Aceleyle yaparsak. Bitti. Hakan erkenden mi? Hakan erkenden bir yarım saat önce alayım diyorum. Ya da 5:30'a doğru mu çıkalım evden? Olur. 5:30'a doğru çıkalım. Tamam, erken almıyorum. 5:30'a doğru çıkalım. Hakan'ı alalım. Yok, başta markete gidelim. Alışveriş yapalım. Sen gel eve. Ben de Hakan'ı almaya gideyim. Zaten saat 5 çeyrek geç. Şu anca gideriz. Tabi ben cüzdanımı bulabilirsem. Ne oldu? Aa. Cüzdanım. Allah'ım, ben bu cüzdanı var ya evin içinde sürekli olarak kaybediyorum ya. İsmail en son Ayfer'in orada gördüm ama Ayfer'i ben orada aldım ki. Burada da yok. Şuralarda bir yerlerde unutmuşçayız. Şurada da görmüş. İşte burada yok, ben burada işimi hallettim. Çorbayı unutmuşum değil mi? Çorbanın altı hafif. Allah'ım. Kendine bir yer belirle. Sürekli o cüzdanı oraya koy. O yeri de unutma. Bir şey yaparsın böyle. Doğru diyorsun, işte o yeri zaten belirleysem, belirlediğim bir yerim var zaten. Aslında yatak odasına koymam gerekiyor da işte koymuyorum oraya. Nereye elim şeyse oraya atıp koyup geçiyoruz zaten de. Of Belgin, of. İnan ki ne of ki ne of. Ben sabah cüzdanla çıkmadım evden. Evet, cüzdanla. Cüzdanla çıkmadın değil mi? Hayır, cüzdanla çıkmadın. Sen uyuyordun ki zaten. Çok güzel öğrenecek ya. Vay anasını ya. Hayret bir şey. Kendime kızıyorum ha. Yastığın altında. Neyse, yine cüzdanla gitmeyeceğim ama cüzdan gözümün önünde dursun. Her yere baktık. Buzdolabına dahi baktım ya. Buraya koy. Ya oraya koyasım yok. Kardeşin kurcalıyor ya, o yüzden saklıyorum. Çekmeceye koyuyorum ya da şu üst tarafa koyuyorum. Üst yani tarafa şey yapıyorum. Hakan hani bazen kurcalıyor, hani kartları falan oluyor. Almasın diye de kaldırıyoruz ama. Yatak odasında yastığın altına koymuşum, iyi mi? Erkenden çıkalım dedik. Evet, 15 dakikadan beri biz İsmail'le beraber şey arıyoruz. Ay, gelince yüzüme bir maske yapmış. Şu suratımda hala bak ne kadar yorgun gözüküyorsun değil mi İsmail? Çok yaşlanmışım. O değil mi? Sen cüzdan alacaksın. Biz bir nasıl gideceğiz? Neyi alacağız? Para var cüzdan. Hep cebimde para var. Ne vereceğiz? Hadi çık, sallama şunu şöyle. Sallama. Çıngır çıngır. Tesbih gibi. Çöplerimizi de atalım. Ayakkabıyla gitmeyeceğim ya. Sen gitme de ben ayakkabıyla gideceğim. İki poşet miydi o? Aşağıdayken Nihal ablanın kapısını tıklar mısın? Anahtar sende mi? Hayır. Bak İsmail, dalga geçme bak. Zaten yorgunum, kafam şey gibi. Cüzdana takıldı kafam, bak korktum. Hani unutmuş da olabilirim. Sabah düşünüyorum acaba özel eğitime giderken götürdüm mü diye. Götürmedim çünkü. İn aşağı almış, bir de hala bana aldım değil mi? Bekliyorum ben İsmail'den cevap. Hayır.
Gelsin. Kapısı çal, evet. Ekmekle şey aldıracak, kola aldıracak da dışarı çıkmışken onu kendi alalım. Acaba özel eğitime giderken aldım mı diye düşünüyorum ama almadım çünkü cebime para koydum. Öyle çıktı dedim. Sonra Nihal Abla'dan acaba unuttum diyorum ama Nihal Abla'dan unutmadım. Sabah uğradığımda zaten yanımda cüzdan yoktu. Dün akşam bilgisayarındaki işleri halletmek için o bize geldiydi. Şunu şu en son yastığın altından çıktı. Çaldın mı anneciğim? Ay yoruldum ya gerçekten ya. Böyle baktığın zaman çok az gözüküyor kurular ama insanı yoruyor ya. Nihal Abla'cığım. Tamam. Çöpe at da beni bekle aşağıda İsmail. Ha ben Gönül ablam. Kurular roşun. Üzerinden tır geçmiş gibi. Berbat göz. Anne var hala bir sürü. Ben herhalde düştüm, kalkamadım yerimden. Ben duymamışım. Kurular o kadar çok daldım ki. Kurular benim hakikati. Sen gelsen ne yapacaksın? Kalk kapıyı açamazsın ki. Demir kapıyı zaten açamıyorsun. Eller nasıl titriyor ya? Vücudum titriyor böyle. Ateşin var mı? Ateşim yok aslında. Buz gibi. Buz gibiyim. Evet. Az önce de avukatla da konuştum da hani çarşamba günü dava var ya, hem onu konuştum hem de bir konusu hakkında konuştum da o da İzmir'de kalp krizi geçiriyor şu anda. Anji olmuş. Anji olurken fazla zorlamışlar. Ayağındaki dizindeki kemik bile kırmış, bir şey olmuş Nihal abla. Bir gün yoğun bakımda kaldım diye, iki gün odada kaldım diye, 10 günden beri yürüyemiyorum diye. Anji'den sonra oluyor mu? Ben de öyle oldum. Son iki günden beri koltuk değnekleriyle yürüyordum dedi. Şimdi bugün dedi koltuk değneğini de bıraktım. Yavaş yavaş yürüyorum. Günde 2 saat çalışıyorum dedi. Ben belki dedi hani dinlemezsem bile arkadaşım gelecek dedi ama gelmeye çalışacağım dedi. Adam yoğun bakıma girmiş. Biz kalp krizi geçirmişiz dedi. Valla böyle anlamıyorum. Bu şey. Herkeste öyle bir şey var arkadaşlar. Ben hayatımda böyle hastalanmadım. Hani baktık nabız normal. Tamam, normalin biraz üstünde 90 mıyım, 92 mi ne ama. Hani önceden sıcaklara bağlıyorduk biz de ama şimdi sıcak. Ben hiç böyle olmamıştım. Bir anda ter bastım, kalkıp elimi yüzümü yıkayayım dedim herhalde şey. Kalk kız geçeceğim dedim ya, öyle böyle soğuk ter döküyorum belki diye. Kalkmamla yıldım olduğum yere. Adım atamadım. Telefonu uzandım işte, seni aradım. Dedim herhalde belki çekim yapıyorsa o da duymadı dedim. Annem de yok evde. Dediğin gibi ben duysam zaten demir kapı gitti. Demir kapının altında. Demir yok, açıktı annem. Hastaneye giderken açık mıydı? Genelde kilitli. Herkes de böyle bir dökülmüş. Adam da ölümden dönmüş. Allah Allah. Çok geçmiş olsun. Çocuğum çok geçmiş olsun. Bilsem arama alsın dedim. Zaten dedi hani biliyorsun uyumlu dedi. Bakmadığım zaman ben bakmıyorum genelde dedi. Demek ki bak çıktığım var diye buna cevap verdim dedim. Kalktım bir aydınlaştım şimdi bir su içmeye kalktım dedim. Bol bol su tüketeyim de. Hani suyu beraber atsın şey vücut. Ama neyim ben anlamıyorum, böyle titriyorum. Ya herhangi bir şey olsa yine ara akşam gece mece ara da. Annem dedi şimdi acile gidelim de acil 84 saat bekleyeceğim. Ayakta duracak halim yok, bekleyemem. İnsan var ya acillerde hakikaten hasta oluyor. Gidemem yani 4 saat orada bekleyecek halim yok. Ayakta duramıyorum çünkü. Yani. Bak su içmeye soğuk kalktım ben. Öğlene doğru seni aradığından beri daha yeni kalkıyorum yataktan. Şimdi annem geldi de kalktım ondan şey. Tansiyonum ölçtü işte bir ayran yaptı onu içtim daha yeni kalkıyorum. Baba ne yapayım, çok kötü sallamış seni bu. Ben hiç hayatım boyunca böyle olmadım yani, böyle bir şey de yaşamadım. Yani normalde teraflı içtim, hani yatarım. İşte teraflı içtik, teraflı verdim, hani yatacaktı. Sağlık ocağına gidip teraflı yazdım. Mümkün değil. Neyse boşver yazdım, ne de şey yapayım. Başka bir şey istersen bahsettim. Yok kızım, istemiyorum. Haberleşiriz yine bir ablacığım. Çok mu beklettik anneciğim seni? Nihal teyzenle sohbet ediyorduk. Hastaymış ya o yüzden. Bir saniye. Sağ olasın. Kaç geçiyor? Saat şu anda kaç?
6'ya 20 var. Anca zaten ya. İsmail ekmek alın bir tane. Poşet aldım. Aç poşeti de. Bir saniye. Şöyle poşetle alıyorum da. Hı, bu tazeymiş. Al bunu anneciğim. Ya Android yazmak tamam. Önemli değil. Pardon. Kod farkında varsa, aynı televizyon gibi olsa sıkıntı oluyor. Yoğurt, ama yoğurt demiş. Yumurta, ama yumurtaya gitti kafam ya. Süt. Ama biz dost alıyoruz. Ha, üf. İki tane alalım mı süt? İçiyor zaten sütü. İyi, süt sana dokunmuyor artık. Nescafe yapıyorsun. Önceden bir bardak süt içtim de 3-4 gün kaşınıyordun sen. Aa, bunlar ne kadarmış acaba? Yazıyor mu burada? Baharat kaşıklı. Semaver çay bardağı. Ay çay bardağının büyüklüğüne bak. Ay sevmiyorum ben böyle çay bardakları ya. Çay bardağı dediğin anam babam usulü olacak. Aa, ben sana resim defteri almadım ha. Almayayım mı? Bak o aklıma geldi şimdi görünce. Buradan istediğim bir şey var mı İsmail defterle alakalı? Yok. Şöyle kalın kaplı. Fotokopi kağıdı da aldım ben sana geçen sene kullandığım bir renkli. Nasılsın? İyi misin? Alayım, hadi ayakkabılarını giyeyim. Buradan izleyebilirim. Akşamüstü buradan izleyebilirim. Sabah buraya giremem. Buradan izleyemem. Akşamüstü izleyebilirim. Şu saat, 9 saat. Sadece sabah. Sana seslenmediler ama. Hadi karar. Görüşürüz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Hadi kapatayım. Kaptırdılar. Haydi bakalım, hadi evimize gidiyoruz. Arkadaşımın kartı var. Arkadaşının neyi var? Kartını istedim. Ben de kartı vereceğim.
Sabah park oynadın. Aa Hakan, sabah özel eğitime gitmeden önce parka soktum annem seni ben. Ali abi gelmeden parkta oynadın. Salıncakta kaydı. Kaymadın mı? Kaydı. Sallanmadın mı? Sallandın. Sen özel eğitim zamanları, okul parka zamanları... Parka istiyorum. Parka mı kayacağım? Annem parka. Çok haklısın ama bugün parka aşırı yoruldum hayatım. Hiç oturmadım parka bak. Parka kayacağım. Yarın geliriz parka, tamam mı? Hadi bugün es geçelim ne olursun. Bak bugün çok yorgunum gerçekten. Özel eğitim zamanı, Ali abisinin gelmesine rahat bir yarım saat varken biz aşağıya iniyoruz. Parka gidiyoruz. Parkta biraz vakit geçirip sonra Ali abimiz geldiği zaman da okula gidiyoruz. Gelmeyecek. Kim gelmeyecek? Gelmeyecek. Nereye gelmeyecek? Hayır, yarın tatil yok. Yarın kreş var. Daha iki gün daha kreş var anneciğim. Yok. Yok. İstemiyorum kreş. İstemiyorsun kreş. Ama Gizem öğretmen senin gelmeni çok istiyor. İstemiyorum. Seni çok seviyor öğretmenin. Hayır. Arkadaşların da çok seviyor. Hayır. Nasıl hayır? Sen sevmiyor musun? Hayır, sevmiyorum. Kırmızı da çok yakışıyor ya. Tut bakayım elimi. Tut. Sen nereye basabileceksin? Bizimkisi en üst. Sessiz ol. Hey maşallah. Bizim evimiz vite buradan duyuluyor çaldığı. Bekle anneciğim, bekle, dur abi açacak. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş. Ya abi. Koşma. Kim bastı ya? Sana zaten kapı açtıydı. Saat ilerledi. Çıma iyice yoruldu. Çıkıyor başta. Ben artık sizlerden yavaş yavaş yazı isteyip kaçayım arkadaşlar. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ah. Ay, şu son dönemeç var ya. Öyle bir dönemecik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.